Merhaba Hatice ile Örük Keyfi izleyicileri. Bugün sizlerle önler üçgen burgu süslemeni damat yeleği yapacağız arkadaşlar. Adı damat yeleği ama kızlar için de yapılabilir arkadaşlar bu yelek. Özellikle beyaz yapıp şuraları çiçeklerle falan da süsleyebilirsiniz. Ben mavi yaptım. Erkek çocuğu için yapacağım. İnşallah beraberce yapalım. Bunun için arkadaşlar Bravo'nun bebek ürün var ve 3,5 numara şiş kullanacağım. Şimdi ben her zamanki gibi bir tane önünü ördüm, hazırladım. İlik yerlerini de ayarladım. Şimdi ikinci önü ve arkayı beraberce örelim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Normalde damat yeleklerinin 3 ilmek başlayıp böyle arttırarak gidiliyordu. Bu öyle değil arkadaşlar. 41 ilmek başlayacağız. İlmeklerin hepsini bu şekilde başlayacağız. Ortadan eksilttiğimiz ilmek eksilttiğimiz için sanki üçgen başlanmış gibi duruyor arkadaşlar. Aslında öyle değil. Düz başlıyoruz uç kısmını. Şimdi beraberce yeleği yapalım arkadaşlar. Şöyle ben alt başlama ipini yine iki katlı olarak ayarlıyorum. Şöyle şu sol işaret parmağımın üzerine şöyle bir tur sardım ve oradan ilmek atmaya başlıyorum arkadaşlar. İki şişimi birden şöyle ipe taktım. Üzerine ipi attım ve bir ilmek ördüm. Başlangıcını şöyle sıkıştıralım. Tekrar şimdi işaret parmağımla İpin arka tarafta kalan kısımdan örüyorum şimdi. Bir ilmek daha ördüm. Bir de önde. Şu iki katlı yaptığım başlama ipini sürekli işaret parmağımın üzerine bir sarıp oradan ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Bir arka tarafından, bir ön tarafından örüyorum ilmeklerimi. İki tane şişimin üzerine başlıyorum. 3,5 numarada şiş kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir arka tarafından bir de ön tarafından örüyorum. Bu yeleği başlarken arkadaşlar mavi beyaz mı yapsam diye düşündüm. Ben o tür iki renkli yelekleri daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Önünü bayağı beyaz ipi de çıkarttım hatta hazırladım. Sonradan da hadi dedim bunu da sadece mavi yapayım. İsterseniz iki renkli de yapabilirsiniz arkadaşlar. İki renkli de çok güzel duruyor. Lacivert de güzel olacağını düşündüm ama lacivert koyu renk videolarda hani net çıkmadığı için o yüzden tekrar mavi yeleği komple mavi yapmaya karar verdim. Mavi beyaz da güzel olacağını düşünüyorum bu yeleğin. İki renkli. Öyle de yapabilirsiniz isteyenler. İsteyenler çocuklarımıza taraftar yeleği, özellikle erkek çocuklarımız taraftar yeleği olarak da yapabilirler bu yeleği. Bu şekilde arkadaşlar bir arkadan bir önden ilmeklerimizi atıyoruz. İlmeklerim hep yolda arkadaşlar. Ben şurayı bir sayayım. Şimdi 41 tane ilmeğimi attım ve şişimin birini çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ilk ördüğümüz sıra örgünün ön yüzü olacak arkadaşlar. Hemen ilk sırada örneğimizi yapmaya başlıyoruz. Şu üçgeni oluşturmaya başlıyoruz. Kenardan 3 ilmek haraş olarak görüyorum. İlk ilmeği ben örmeden alıyorum. İkinciyi sağdan sola doğru şişime taktım. Üzerine ipi attım ve ördüm. Tekrar. Sağdan sola doğru şişimi taktım. Üzerine ipi attım ve ördüm. 3 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Hemen şurada arttıracağız. İki kenardan ilmek arttıracağız. Ortadan ilmekleri eksilteceğiz arkadaşlar. Üçgen olması için. Şimdi bunu da normalde hani şöyle dolayarak yapıyorduk. Öyle yapmayacağız arkadaşlar. Dolarsanız orada delik olacaktır. İstiyorsanız delikli istiyoruz diyenler de delikli yapabilir. Böyle hemen dolayıp da yapabilirsiniz. Bu sefer gizli artma yapacağım arkadaşlar. Gizli artmak için şu alttaki ilmeği şişime takıp örüyorum. Normal haraş örer gibi. Dördüncü ilmeği böyle artma yaptım arkadaşlar. Kenarda 3 tane ilmek ördüm. Bir tane gizli artma yaptım. Şimdi kalan ilmeklerimi haraş olarak örüyorum. 19 tane ilmek öreceğim. 20, 21 ve 22. ilmeği tam ortadaki ilmekleri üçünü bir örerek eksiltme yapacağım arkadaşlar. Yeleğimizin uç kısmını kenarlardan arttırıyoruz. Orta kısmından eksiltiyoruz arkadaşlar.
Haraşo örüyorum. Şimdi buradan 19 ilmeği ördüm arkadaşlar. Şu 20. ilmeği, 21 ve 22. ilmeği. 3 tane ilmeği birden örüyorum. Üçünü birden ördüm, bir ilmek çıkarttım. Yani burada 2 tane eksiltme yaptım. Şimdi haraşo örmeye devam ediyorum arkadaşlar kalan ilmeklerimi. Sağdan sola doğru şişimi takıp üzerine ip atıyorum ve örüyorum. Tekrar. Bu şekilde haraşolarımızı örüyoruz. Bu kenarda da bir tane artma yapacağım arkadaşlar. Kenarda 3 ilmek kalana kadar haraşo olarak örüyorum. Şimdi kenarda 3 ilmeğim kaldı. Şurada alttaki arkadaşlar başladığım ilmeği şişime takıp aynı haraşörer gibi üzerine ip attım ve ördüm. Kenarda 3 tane ilmeğim var. Şimdi o 3 ilmeği, kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Kenarda üçer ilmekle başladık artma yapmaya. Bir dahaki sırada 4 olacak arkadaşlar o ilmekler. Şimdi örgün arka tarafında hiç artma, eksiltme hiçbir şey yapmıyorum. Direkt bütün ilmeklerimi haraşo örerek gidiyorum. Şimdi arkadaşlar 41 ilmekle başladık. İki kenardan arttırdım, ortadan eksilttim. Bu hep 41 olacak arkadaşlar. Hiç eksiltme artma yapmıyoruz ama 2 ilmek kesiyorum. 2 ilmek de arttırdığım için 41 olacak sürekli ilmeklerim. Şimdi haraşo örerek başa kadar gideceğim ve tekrar artma ve eksiltmelerimi örgün ön yüzüne yapacağım arkadaşlar. Son ilmeğimi düz örüyorum her zaman arkadaşlar ben iki tarafında. Şöyle şunu da örgüde göstereyim. Kenarlarının düzgün olması için son ilmeklerimi her zaman düz olarak örüyorum. Haraşo da örsem, ters de örsem yani ne örürsem öreyim en son ilmeğimi hep düz olarak örüyorum. Kenarları düzgün olsun diye. Şimdi örgün tekrar ön yüzündeyim. Bu sırada arkadaşlar 4 ilmek öreceğim. Her sırada şu ilmekler birer tane çoğalmış olacak. Yani şöyle ortaya doğru kayacağız buraya. 3 4 4 tane ilmek ördüm. Şu alttaki ördüğüm ilmeği tutup onu da haraşörer gibi bir ilmek daha ördüm ve burada bir artma yaptım. Bu gizli artma oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi haraşo olarak öreceğim. Orta yerde yine eksiltme yapacağım arkadaşlar. 3 ilmeği birlikte örerek. Bakın o zaten şurada belli. Eksiltme yaptığım yer. İsterseniz oraya ip de takabilirsiniz. Hani karıştırırım diye düşünüyorsunuz ama zaten iki sıra ördüğünüzde orası üçgen olmaya başlayacaktır. Hiç karıştırmayacaksınız. Bakın şurada zaten 3 ilmeği birlikte örmüşüm. O ortada kalacak. Deminki sırada ördüğüm yerde yani şurada eksiltmişim. Onun sağındakini ve solundakini 3 ilmeği birden öreceğim. Tekrar buraya 3 ilmeği birden haraşo olarak örüyorum. 2 ilmek eksiltmiş oldum yani burada. Şimdi devam ediyorum haraşo örmeye. Kenarda 4 ilmek kalana kadar ikinci diş haraşo yapıyoruz örgünün ön yüzünde. Bu sefer 4 ilmek kalacak. Şimdi 4 ilmeğim var. Şurada alttaki ilmeği tutuyorum. Şişe taktım. Üzerine de ipi attım ve ördüm. Bir ilmek daha burada arttırdım. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Bakın üçgen oluşmaya başladı zaten burada. Orta kısmında. Şimdi bütün ilmeklerimi haraşo örerek başa kadar gidiyorum. Hiç artma, eksiltme yapmıyorum arkadaşlar örgünün arka yüzünde. Yine arkadaşlar örgünün ön yüzündeyim. 2 diş haraşom ördüm. Şu anda 3. diş haraşom öreceğim. Bu sefer kenardan 5 ilmek örüyoruz arkadaşlar. Her diş haraşoda
İlk diş haraşo yaparken 3 ilmek vardı. Sonrakinde 4 vardı. Şimdi 5 ilmek örüyorum. 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Buradan bir tane gizli artma yapıyorum. Bir tane arttırdım ve devam ediyorum. Orta yere geldiğinde yine eksiltme yapacağım arkadaşlar. Şu ilmeğim zaten bakın belli oluyor. Buradan eksiltiyorum. Bu ortadaki ilmeğin sağındakini ve solundakini 3 ilmek birden haraşo olarak ördüm, eksiltme yaptım. Devam ediyorum. Kenarda 5 ilmek kalana kadar öreceğim. 5 ilmek kaldığında bir tane artma yapacağım. Ve arkadaşlar başa vardığımızda da ilik yapacağım artık. Şurada hemen uçta bir tane ilik olsun istiyorum. 2, 4, 6, bir tane daha. Evet. 5 ilmeğim var. Şu alttaki ilmeği örüyorum. Bakın önümüz oluşmaya başladı. Ve döndük. Kenardan 4 ilmek örüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Buradan geriye döndüm arkadaşlar. Buraya ilik yapıyorum şu anda. 4 ilmeği ördüm ve geriye döndüm. Burada bir sıra fazla örmüş oldum. Şimdi 4 ilmeğimi tekrar ördüm ve bu sefer geçiyorum arkadaşlar bu tarafa. Burada bir fazlalık oluştu. Bir dahaki seferde gidip geldiğimde şu 4 ilmeği örmeden geriye döneceğim. Şimdi örgünün arka tarafındayım. Haraşo örerek başa kadar gidiyorum arkadaşlar. Yine örgünün ön yüzündeyim. Şimdi 6 ilmek öreceğim ve bir artma yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunu her seferinde birer ilmek çoğaltıyoruz. Bazen ilk önü de örerken bıraktığımda acaba ben nerede kalmıştım diye sayıyı düşündüğümde şöyle saydım. İlk diş haraşo 3 ilmekti. Onu başlangıcı unutmazsınız. 3, 4, 5 yapmışım. Şu anda 6 yapıp bir tane artma yapacağım. Kendim de öyle sayarak ayarladım arkadaşlar. Hani normalde delik olduğunda artma yapmak daha kolay oluyor. Delik zamanı hani geldi, artma yapacağız diye düşünüyoruz ama bunda gizli artma yaptım. 6 tane ördüm. Şu alttaki ilmeğin taktım şişime ve normal haraşo örer gibi ördüm arkadaşlar. Bir tane artma yaptım. Haraşo örerek gidiyorum. Ortadayım yine. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Eksiltme yaptım burada. Kenarda 6 ilmek kalana kadar öreceğim. 6 ilmek kaldığında bir tane artma yapacağım. Evet, 6 ilmeğim var. Buradan bir tane artma yapıyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar, şurada 4 tane ördük ilik için. Şu son ilmeğim. Şu son ilmeğim örmeden önce bu 4 ilmeği ördükten sonra bu tarafa geçerken şurada bir ip uzantısı kaldı. O ipi şişe takıyorum. Son ilmeğimle birlikte o ip uzantısını da örüyorum. İlik düzgün olsun arkadaşlar. Şimdi buradan geriye döneceğim. Demin bu 4 ilmeği örmüştüm. Bu 4 ilmeği örmeden geriye döndüm buradan. Şu anda örgünün arka tarafına geçtim ve komple haraşo örerek başa kadar gidiyorum arkadaşlar. İliğimiz de oluştu orada. Yine örgünün ön tarafındayım arkadaşlar. Yine artma yapacağım. Bu sefer 7 tane ilmek örünce artma yapacağım. 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Şu alttaki ilmeğin önceki ördüğüm sıradaki ilmeği tekrar takıp haraşo örer gibi ördüm ve geçtim arkadaşlar.
Şimdi tam ortaya geldim. Ortadaki 3 ilmeğimi birlikte örerek eksiltmemi yaptım. Ve üçgenimiz arkadaşlar bakın. Önümüz üçgen olmaya başladı. Desenimiz oluşmaya başladı. Şimdi kenarda da 7 ilmek kalana kadar örüyorum. Yedi. Evet. Şimdi buradan da bir tane artma yapıyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi artık iliğimiz de tamamlandı arkadaşlar. Başa kadar örüp geçeceğim. Ve iliğimizi göstereceğim sizlere. Yine en son ilmeğimi, kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın şurada da iliğimiz oluştu. Çok büyük yapmadım arkadaşlar ili. Zaten hani çok da büyük düğme dikmeyeceğiz diye. Şimdi döndük. Şurada 7 tane ilmeğimiz varken artma yaptık. Yani şuradaki ize başlayacağız arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Kenardan 6 tane haroşa örüyorum. 7. ilmeği düz olarak öreceğim arkadaşlar. Yani şurada uç kısmında 7 ilmek örene kadar bekledim. 7 ilmek olduktan sonra artmalarım. 7. ilmeği düz öreceğiz. 2, 4, 6 ve 7. ilmeğimi örgün arka tarafında düz olarak örüyorum. Şunu şöyle çevirip göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada 7. ilmeğimi düz olarak ördüm. Orada önde şöyle bir iz oluşturdum. O da bir hoşluk kattı arkadaşlar geriye. Örgünün arka tarafında 7. ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan ilmeklerimi haroşa örerek başa kadar gidiyorum. Yine arkadaşlar örgünün ön yüzündeyim. Bakın üçgenimiz şöyle oluşmaya başladı. Şuradan gizli artma yaptığımız yerler. Şuradaki ön sivrilmeye başladı. Şimdi burada 8.'yi yapacağım. Bunu nasıl sayacağımızı hatırlatayım size. Şu ilk dişi yaparken 3. ilmek 3 ilmeği ördüm. Sonra artma yaptım. 3 4 5 6 7 ve 8. olacak bu sıra. O şekilde sayıp ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 8 tane örüp bir tane arttırıyorum. 6 7 ve 8. 8 tane ördüm. Şuradakinden daha önceki ördüğüm alttaki ilmekten bir tane ilmek alıp örüyorum. Kalan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Ortada yine eksiltme yapıyorum. 3 ilmeği birden örerek eksiltmemi yaptım ve devam ediyorum. Kenarda 8 ilmek kalacak ve artma yapacağım. 4, 6, 8. 3 tane daha. Şu anda 8 ilmeğim var. Bir tane artma yaptım. Ve devam ediyorum örmeye kalan ilmeklerimi. Şimdi örgünün arka tarafındayım. 7. ilmeğimi düz olarak örüyordum arkadaşlar. Şuradaki izi oluşturmak için. 2, 3, 4, 5, 6, bakın 7. O da artık düz ilmeğim de çıktı. Bundan sonra onunla şaşırmayız. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde haroşa örerek başa kadar gidiyorum arkadaşlar. Eksiltmelerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Her sırada dediğim gibi birer ilmek burada çoğalacak ilmeklerimiz. Ne zamana kadar? Şuradaki ilmekler şuraya üçgeni oluşturduğunda tam artma ve eksiltme yerlerimiz şurası birleşene kadar arkadaşlar. Bu şekilde haroşa örerek devam edelim. Şu artma ve eksiltme yerimiz tam şurada buluştuğunda burgu başlayacağız arkadaşlar. Buraya kadar bütün ilmeklerimiz toparlanana kadar şöyle birleşene kadar örelim. Burgu başlamayı da göstereceğim arkadaşlar ben size. Evet hanımlar, bakın şöyle üçgenimizi tamamladık. Son sırayı yapıyorum. Örgünün ön yüzündeyim. Dönüşte ikinci iliğimi yapacağım ve burguya başlayacağız artık arkadaşlar. Şimdi son olarak hem artmamızı hem eksiltmemizi yapalım. Ortada birleştirdik artmalarımızı, eksiltmelerimizi.
oluşturduk. Ortaya kadar haraş örerek gidiyorum. Şu anda tam ortadayım. 3 tane eksilteceğim ilmeklerim var. Burada kenarında bir tane arttırdım ve üçünü bir örüyorum arkadaşlar. Sonuncu kez yapıyoruz artmamızı, eksiltmemizi. 3 ilmeği birden ördüm ve buradan bir ilmek arttırdım. Bu şekilde tamamladık. Şimdi başa kadar haraş örerek gidiyorum. Döndüm. İkinci ilmeğimi yapacağım arkadaşlar. Birinciyi yapmıştık. Yine kenardan 4 ilmek haraşo örüyorum. 4 ilmek ördükten sonra dönüyorum arkadaşlar buradan geriye. Şimdi tekrar 4 ilmeğimi ördüm ve bu tarafa geçeceğim artık bu sefer de. 6 ilmek ördükten sonra burada 7. ilmeğim düz olarak var. Şu anda 7.yi ördüm. 17, toplam 17 ilmek olacak arkadaşlar burası. Burguya başlıyorum artık. Ön patta burada 17 ilmeğim olacak. Ortada burgu olacak. Şöyle örgümü de çevireyim. Burguların kenarında sağında ve solunda bir tane ters düz ilmek çıkaracağız. Örgünün yani ters yüzünde. Bir tane 17 tane ilmek ördüm. 18.yi düz olarak ördüm. 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu 6 ilmeği burgu yapacağız arkadaşlar. 2, 4, 6, evet. 6 tane ilmeği ters olarak ördüm. Bir tane düz olarak örüyorum. Şu burgunun sağında ve solundaki ilmeği düz ördüm. Burada 16 ilmeğim kaldı arkadaşlar. 16 ilmeği de haraç olarak örüyorum. Şimdi döndüm. Örgünün ön yüzündeyim. Bu önü de çevireyim. Anlatırken hem daha rahat olur. Şimdi 16 ilmeğimi yine haraş olarak örüyorum kenarda. Bakın burada bir tane örgünün arka tarafında düz olarak örmüştüm. Kenardan direkt çıkartacağım. Bunu da ters olarak ördüm. Örgünün ön yüzünde 6 ilmeği düz olarak örüyorum. Bunlar burgu olacak ilmeklerin 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeği düz ördüm. Bir tane tersim var. Şimdi burası haraşo arkadaşlar. Şimdi ilk kısmına geldim. Buradaki son ilmeğim. Şu arada geçiş yaptığım ipim var. Onu yukarıya kaldırıyorum. Şişime taktım. Ve son ilmeğimle o ipi ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. İkisini birlikte ördüm ve döndüm. Buradaki 4 ilmeği örmüyorum. Şimdi buradaki düz ilmeği de örüyorum. Ve haraş örerek burgunun yanına gidiyorum arkadaşlar. Şimdi haraşolarımızı ördük arkadaşlar. Burgunun sağında ve solunda birer tane düz ilmeğim vardı. Onları da örüp geçiyorum arkadaşlar. Burguyu ters olarak örüyorum. Bu sırada burguyu yapmayacağım arkadaşlar. 4 sıra sonra. İlk burgumu 4 sıra sonra yapacağım. Sonraki burguları 8 sıra arayla yapacağım. Şimdi
Buradaki haraşolarını da örüyorum. Yine örgünün önünde burayı haraşo, şu burgu için ayırdığım alt ilmeği düz olarak öreceğim. Bir dahaki sırada burguyu yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 4 sıra ördüm. Kenardaki düz ilmeğimi de örüyorum. Ve burgumuzu beraberce yapalım. Şöyle bakın 4 sıra oldu burası. Burgun yaparken üçüncü bir şiş kullanırsanız daha kolay oluyor arkadaşlar. Daha rahat yaparsınız. Şimdi 6 tane burada burgu için ayırdığımız ilmeklerimiz vardı. 3 tanesini 3'e 3. şişe ayırıyoruz. 3 ilmeğimi ayırdım arkadaşlar. Bu ayırdığım ilmekleri ön tarafına, bu örgünün ön tarafına ayırıyorum şöyle kenara. Sonraki 3 ilmeği örüyorum. Ayırdığım 3 ilmek şişte duruyor arkadaşlar onlar. Sonraki 3 ilmeği ördüm. Önce ayırdığım 3 ilmeği şimdi bunları örüyorum. Yani 3 ilmeğin yerini değiştirdik arkadaşlar. Diğer şişteki 3 ilmeği ördüm ve bu şekilde burgumuz oldu. İlk burguyu yaptık. İlk burguyu 4 sıra sonra yaptım. Şimdi haraşolarımızı örüyoruz. Şimdi döndüm arkadaşlar. Bakın ilk burgumuz şöyle oldu. Daha hani çok belli değil. Daha ikinci burguyu değil, üçüncü burguyu yaptıktan sonra daha da güzel olacaktır o. Şimdi arkadaşlar ikinci burguyu 8 sıra sonra yapacağız. 7 sıra öreyim. 8. sırayı örerken ikinci burgumuzu yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde buralar haraşo. Şurada 6 tane düz ilmeğim var. Burayı 6 düz ilmek, kenarlarını haraşo olarak öreyim. 7 sıra öreyim. 8. sırayı, burguyu yine beraberce yapalım arkadaşlar. Birinci burgumuzu yaptıktan sonra 7 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi 8. sırayı yapacağım ve ikinci burguyu yapacağım. Şöyle kenarlarda haraşolarımız var. Şurada alt ilmeğimiz düz olarak var. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Gayet kolay ve güzel bir örnek. Şimdi örgünün arka tarafındayım. İkinci burgumu yapacağım. Yine aynı şekilde haraşolarımı örerek gidiyorum. Burada bir tane düz ilmeğim var. Burgunun kenarındaki düz ilmeğe geldim. Orayı da düz olarak ördüm. Ve üçüncü bir şişten yine yardım alıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk 3 ilmeğimizi şişe alıyoruz. Üçüncü şişe alıyoruz. Diğer tarafa doğru, yani örgünün ön tarafına doğru o 3 ilmeği bıraktım. Burası önemli arkadaşlar. Bu 3 ilmeği alıp da böyle kendinize doğru alırsanız burgu farklı olacaktır. Ona dikkat edin. Nasıl başladıysanız, mesela ben bu 3 ilmeği aldım. Örgünün ön tarafına doğru bıraktım. Her zaman aynı yöne doğru bırakın. Yoksa burgunuzun biri sağa bakar, biri sola bakar. Ona dikkat edin arkadaşlar. 3 ilmeği ayırdık. Burgunun örgünün ön tarafına bıraktık. Sonraki 3 ilmeği örüyorum. O 3 ilmeği ördükten sonra ayırdığım 3 ilmeği örüyorum. Evet, ikinci burgumuzu da yaptık arkadaşlar. Şimdi bir tane düzümüz var ve burada 16 ilmek haraşomuz vardı. 16 ilmek haraşomuzu örüp gidiyorum. Şöyle örgümü çevirdim arkadaşlar. Bakın ikisi de aynı yere doğru oldu burguların. Bu şekilde arkadaşlar yapalım. 7 sıra örüyoruz. 8. sırada 8. sırayı örerken burgularımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde burgularımızı yapıp gideceğiz. Ve şuradan başlangıç noktamızdan arkadaşlar şuradan sayalım. Koltuğa kadar 45 diş haraşo var. Yani 45 diş haraşo demek 90 sıra var arkadaşlar. Şuradan uç kısmından şu koltuk kısmına kadar 45 diş haraşomuzu örelim. Koltuk kesmeyi de göstereceğim ben sizlere. Evet arkadaşlar, şuradan başlangıçtan itibaren 45 diş haraşomuzu yaptık.
Şimdi koltuğu beraberce keselim arkadaşlar. Koltuk kısmında 6 ilmek haroşa olarak örüyoruz. 2, 3, 5 ve 6. 6 tane haroşa ördüm. 7. ve 8. ilmeği arkadaşlar şöyle birlikte örüyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Bir tane ilmek kestim ve buradan geriye döndüm. Yine haroşa olarak örüyorum. Tekrar döndüm. Yine 6 tane haroşa olarak örüyorum. 6 haroşa ördüm. 7. ve 8. ilmeği şöyle birlikte ördüm. Bir ilmek daha kestim. İkinci eksilimi yaptım. Yine geriye döndüm buradan. Yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Tekrar döndüm. Sadece burada 6 ilmek ve 7. de eksiltme olarak yapıyorum. 7 ilmek örüp dönüyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşa ördüm. 7. ve 8. ilmeği birlikte ördüm ve döndüm. 3. eksiltmemi yaptım. Altı tane haroşamı ördüm. Yine 7. ve 8. ilmeği ikisini birlikte haroşa olarak örüyorum yine. Ördüm. Bir eksiltme daha yaptım. Şöyle arkadaşlar sayabilirsiniz. Bak haroşanın dişlerinden 1, 2, 3, 4. Şu ana kadar 4 tane ilmek eksilttim. Şimdi 5. eksilteceğim. Altı tane haroşamı ördüm. 7. ve 8. ilmeğimi. İkisini birlikte ördüm. Yine döndüm geriye. 5 ilmek eksilttim. Şimdi 6. ilmeği eksiltince başa kadar gideceğim arkadaşlar. Koltukta toplam 9 tane ilmek eksilteceğim. Diğerlerini tek tek hem öreceğim hem eksilteceğim. Biraz daha yuvarlak olması için. Şimdi 6.'yı da eksiltiyorum. 6 haroşa ördüm. 7 ve 8'i birlikte ördüm. Eksiltme yaptım. 6. eksiltmemi yaptım. Şimdi örerek başa kadar gidiyorum. Şimdi tam da burgu zamanım geldi. Burgumu da yapacağım arkadaşlar. Ve hatta öbür başta son iliğimi yapacağım. Yakayı biraz koltuktan sonra koyacağız. Bazen yaka ile koltuğu aynı anda koyuyoruz. Modeline göre diyeyim. Bazen yakayı önce koyduğumuzda oluyor. Bu sefer yakayı biraz koltuktan sonra koyacağız arkadaşlar. Şimdi son iliğimi de yapayım. Yine 4 ilmek örüyorum. 4 ilmek ördüm. Döndüm geriye. İlik yaparken de. 4 ilmeği tekrar ördüm. Bir sıra daha. Ve döndüm. 4 ilmeğimi ördüm. Ve bu tarafa geçtim bu sefer. Son iliğimi yapıyorum arkadaşlar. Yine haroşa olarak örüyorum. Ve burgumu yapacağım. Yine üçüncü bir şişten yardım alıyorum. Üç tane ilmeği ayırdım. Ön tarafa bıraktım. Örgünün ön tarafına bıraktım. Sonraki üç ilmeği örüyorum. Şimdi ayırdım üç ilmeği. Burgumu da yaptım.
Şimdi başa kadar haroş örüyorum arkadaşlar. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Yine 6 tane ilmeğimi haroş olarak örüyorum. 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi haroş olarak ördüm. 7. ve 8. ilmeği. İkisini birlikte ördüm. Bir eksiltme daha yaptım. Şu anda 7 tane ilmek eksiltmiş oldum. Ve kalan ilmeklerimi örerek gidiyorum. 6 tane burgu için düz ilmeğim var burada. Onları örüyorum. Diğer ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. Şimdi buraya ilmeğe geldim arkadaşlar. Son ilmeğim ve ilk yaparken geçtiğim o ipim orada kaldı. O ipimle birlikte son ilmeğimi ördüm ve buradan geriye dönüyorum tekrar. İliği de yapmış oldum. Son iliği de böylece yaptık. Şimdi başa kadar örüp gidiyorum arkadaşlar. Yine örgümüzün ön tarafındayız. 6 tane haroş örüyoruz. Altı tane ördüm. 7. ve 8. ilmeğimi birlikte ördüm. Bir eksiltme daha yaptım arkadaşlar. Burada hatırlarsanız alt kısımda 16 tane haroşa ilmeğimiz vardı. Koltukta 9 tane keseceğiz ve 7 tane haroşamız kalacak arkadaşlar. Şurada 7 haroşam var. Sonra burgum var arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 6 tane düz örüyorum burgu için. Kalan ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. Tekrar haroş örüp geriye gideceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine koltuktayım. Koltuğun 9. ve son eksiltmemi yapacağım arkadaşlar. Ve koltuk tarafında 7 tane haroşa ilmeğim kalacak. Buradan bir eksiltme daha yaptım. Burada 7 tane haroşam kaldı. Burada bir tane tersim var. Şu anda 6 tane de burgu için düz olarak örüyorum. Koltuk bittikten sonra şimdi yaka için keseceğim arkadaşlar. Koltukla işimiz bitti artık. Orası tamam. Bundan sonra haroş olarak yukarıya doğru çıkacak koltuk kısmı. Yine haroş örerek başa kadar geldim. Yakada arkadaşlar 11 ilmek keseceğim. Şimdi yakayı dümdüz keseceğiz arkadaşlar. Kara yaka yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 11. 11 ilmek kestim. Bu tarafta arkadaşlar yaka tarafında 6 tane haroşa ilmeğim kaldı. Yakayı da hemen bu şekilde düz olarak kestim arkadaşlar. Şöyle başa kadar gideyim. Örgümü tekrar yere koyup göstereceğim sizlere. Şimdi koltuğu biraz yuvarlayarak kestik. Yakayı düz kare yaka olarak kestik arkadaşlar. 11 tane yakada birden kestim, bir defada kestim. 9 tane de koltukta. Önce şurasını 6 ilmeği hemen kestim. Kalan ilmeklerini de tek tek gelip giderek kestim. Koltuk ve yaka işlemimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi şuradan koltuktan sayarsanız 27 diş haroş olacak arkadaşlar. Şöyle bakın 4 diş olmuş. 23 diş haroşamız kalmış. İsterseniz şöyle yakadan sayabilirsiniz. Yakadan sayın. 23 diş haroşa olduğunda omuzu düz olarak keseceğim arkadaşlar. Sadece şurada burguyu yapıyorum.
7 ilmek haraşom burada var. 6 ilmek haraşom da burada var arkadaşlar. Bu şekilde omuz kısmını 23 diş haraşo daha örelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan yakadan itibaren 23 diş haraşomuzu ördük ve yeleğimizi bitiriyoruz artık. Omuz arkadaşlar dümdüz keseceğim bu sefer. Hiç normalde 3'e ayırıp kesiyordum ilmeklerimi. Bu sefer öyle yapmayacağım arkadaşlar. Bir defa da dümdüz keseceğim. 2 ilmeği şöyle birlikte örerek kesmeye başlıyorum. Bu şekilde 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sağdaki ilmeğimi sol dışı takıp tekrar aynı şekilde örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Ve ayrıca arkadaşlar bir hatırlatma yapayım. Videolarımın altında başlığın yanında küçük bir üçgen var. Orada üçgene tıkladığınızda kullandığım ipinin markası, kaç gram kullandığım, kaç numara şişle ördüğüm hepsini yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Oradan da size yardımcı olurum. İp ve şiş konusunda. Her videomun altına illa bir açıklama yazıyorum arkadaşlar. Ne kadar ip kullandığımı hepsini yazıyorum. Bu şekilde dümdüz kestim. İpim biraz uzun kesiyorum. Bu iple dikeceğim arkadaşlar omuzları da dikerken. Şimdi arkamızı da örelim. Dikmesini de göstereceğim ben sizlere. Arkadaşlar, yeleğimizin arkasını 70 ilmek olarak başladım ve 45 diş haraş ördüm arkadaşlar buraya kadar. 70 ilmekle başladım. 45 diş haraşo. Arkasını komple haraş olarak yapacağız arkadaşlar. Arkaya burgu, örnek hiçbir şey koymadım. Şimdi koltuğunu beraberce keselim arkadaşlar. 45 diş haraş olunca. Koltuk için kenardan 6 ilmek haraş olarak örüyorum. 1, 2, 3, 5, 6. 6 ilmek ördüm. 7. ve 8. ilmeği ikisini birlikte örüp dönüyorum arkadaşlar burada. Bir tane ilmek eksilttim. Koltuktan 4 tane ilmek keseceğim arkadaşlar. Şimdi geriye döndüm. Aynı ilmeklerimi haraş olarak örüyorum yine. Tekrar 5, 6. 6 tane haraş ördüm. Şu 7. ve 8. ilmeği arkadaşlar. İkisini birlikte ördüm ve tekrar döndüm. 2 tane ilmek kestim şu ana kadar. İkinciyi kestim. Tekrar üçüncüyü keseceğim şu anda. Şu 7. ilmeğim ve 8. ilmeğim. İkisini birlikte ördüm. Bu sefer arkadaşlar üçüncüyü kestim. Başa kadar gideceğim. Dördüncüyü bir dahaki sefere keseceğiz arkadaşlar. Şu anda 3 tane kestim. Dörder ilmek keseceğim. Bir ilmek daha kesmem lazım orada. Şimdi başa kadar haraş örerek gidiyorum. Yine örgünün başındayım arkadaşlar. Diğer koltuğumuzu yapacağız. Yine kenardan 6 tane ilmeğimi haraş olarak görüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane haraş ördüm. 7. ve 8. ilmeğim arkadaşlar. İkisini birlikte ördüm ve hemen geriye döndüm. Tekrar bu 7 ilmeği haraş olarak örüyorum. Bu kolay bir koltuk kesimi arkadaşlar. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz bunu. Çok da güzel de duruyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde 6 tane haraş örüyorum. 3, 4, 5, 6. 6 tane ördüm. Şu 7. ilmeğim ve 8. ilmeğim. İkisini birlikte ördüm ve hemen geriye dönüyorum. 2 tane ilmek kestim şu ana kadar. Şimdi üçüncüyü keseceğim ve başa kadar gideceğim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek kestim.
7. ve 8. ilmeklerim. İkisini birlikte ördüm ve başa kadar haraç örerek gidiyorum. Üçer ilmek kestim şu ana kadar koltuklarda. Birer ilmek daha keseceğim arkadaşlar. Şimdi başa kadar örelim. Şimdi başa kadar geldim arkadaşlar. Bakın şurada zaten ilmek kestiğim yerler belli. 3 tane kesmiştik. Şimdi dördüncüyü son ilmeği keseceğim. Yine aynı şekilde 6 tane örüyorum. 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördüm. 7. ve 8. birlikte örüp bir ilmek daha kestim. Şu anda burada 4 tane ilmek kestik. Burası artık koltuğu tamamlandı arkadaşlar. Şimdi diğer koltuktan da bir ilmek daha keseceğim. Başa kadar yine haraç örerek gidiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci koltuğumuzdayız. Burada da 3 ilmek kesmiştim. Sonuncuyu yani dördüncü ilmeğimi keseceğim. Yine aynı şekilde 6 ilmek haraç olarak örüyorum önce. 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördüm. 7. ve 8. ilmeğimi. İkisini birlikte ördüm ve kestim. Burada da 4 tane ilmek kesilmiş oldu. Şimdi başa kadar haraç örerek gideceğim. Örgünün arka tarafında bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Koltuk kesimleri tamam. Bir tane düz ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi başa kadar haraç örerek gidelim. Şimdi arkadaşlar koltukta dörder ilmek kestik ve koltuk kesim tamamlandı. Şimdi bakın şurada ilmek kestiğimiz yerlerde şöyle bir iz oluştu. O izin devam etmesi için şöyle bir hoş görüntü olması için 7. ilmeğimi düz olarak öreceğim arkadaşlar. Şu anda örgünün arka tarafındayım. Kenarda 6 ilmeği haraç olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6. 7. ilmeği düz olarak örüyorum arkadaşlar. Hemen bir ilmek sadece. Örgünün arka tarafına yapacağız bunu. 6 ilmek haraç ördüm. Bir tane düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de haraç olarak örüyorum. Diğer tarafta da 7 ilmek varken bir tane düz öreceğim. Şimdi başa kadar gitmeyeceğim. 7 ilmek kalana kadar haraç örelim arkadaşlar burayı. Orayı da göstereyim sizlere. Bunu örgün arka tarafından yapacağız arkadaşlar. Yine örgün ön tarafında haraç öreceğiz bütün ilmeklerimizi. Şimdi arkadaşlar sondan sayalım. 2, 4, 6, 7. ilmeğim şu. Bir tane daha öreceğim. Şu sondan 7. ilmeğimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Buradan baştan 7. ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu taraftan da sondan 7. ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan ilmeğim 6 tane ilmeğimi haraç olarak örüyorum. Bunu örgünün arka tarafında yapıyoruz. İlmeğimizin arkasına da bu şekilde koltuklarımızı kestik arkadaşlar. 4 ilmek burada kestim. 4 ilmek burada kestim. 70 ilmeğim vardı. Şu anda 62 ilmeğim var arkadaşlar. Yine haraç örerek omuz kısmına doğru devam edeceğiz. Örgünün ön tarafında haraç olarak öreceğim. Arka tarafını da yine haraç öreceğim ama şurada başta 7. ilmeğim, şurada sondan da 7. ilmeğimi düz olarak öreceğim. Orada da böyle bir ince çizgi olacak, bir hoşluk olacak orada. Bu şekilde arkadaşlar 62 ilmeği omuza kadar haraç olarak örerim. Evet arkadaşlar, yeleğimizin arkasını şurada koltuğumuzu koymuştuk. Koltuktan itibaren 27 diş haraç ördüm arkadaşlar. Yani 54 sıra ördüm ve şu anda bitireceğiz. Dümdüz keseceğim arkadaşlar. Bazı yeleklerde hani oyuntulu falan kesiyordum ama bu sefer enseyi dümdüz keseceğim. Bir de şöyle şuradaki izi göstermek istiyorum. 7. ilmeği şuradan baştan 7. ilmeği ve buradan baştan 7. ilmeği düz olarak örmüştük örgünün arka tarafında. Örgünün ön yüzünde de şöyle bir çizgimiz oluştu orada. O da bir hoşluk kattı yeleğimize.
Şimdi yeleğimizin arkasına beraberce bitirelim arkadaşlar. Şöyle dizilmeklerimize bakın şu şekilde çıktı yukarıya doğru. İki ilmeği birlikte örerek bitiriyorum arkadaşlar. Dümdüz keseceğim. İki ilmeği örüyorum. Sağdaki tek kalan ilmeğimi sol şişe takıp tekrar örüyorum arkadaşlar. İki ilmeği birlikte. Bu şekilde dümdüz keselim arkadaşlar. Yeleğinin dikilişinde göstereceğim ben sizlere. Arkadaşlar yeleğimizin dikim işlemine geçebiliriz. Arkayı da dümdüz kesmiştik. 62 ilmeğimiz vardı. 19 bir omuz, 19'da bir omuz, 24 ilmek de enselik olarak ayırdım arkadaşlar. Şimdi yakamızı şöyle tam ortaya gelecek şekilde. Tam buradan kenardan başlıyorum dikmeye. Tam şu 29 19 ilmeğin iğne taktığım yere kadar dikeceğim arkadaşlar. Şöyle bir başını tutturayım. İğneleyeceğim orasında. Makine dikişi olarak dikeceğim. Çırpma yapmayacağım arkadaşlar. Yaka kısmında dikiş yok. Tam buraya 19 ilmeği ayırdığım yere, iğnelediğim yere şöyle iğneledim arkadaşlar. Bu şekilde dümdüz dikiyoruz arkadaşlar omuzlarımızı. İğneye kadar diktim. Şurada ipimi sıkıştırayım ve buradan keseceğim arkadaşlar ipimi. Şimdi yan dikişlere sıra geldi. Tam şuradan koltuk kesmeye başladığım haraşodan arkadaşlar. Bakın şuradan ilmeklerimi kesmişim. Tam şu haraşo son sıra. Buraya iğnemi takıyorum. Aynen karşısındaki haraşoyu da buluyorum. Tam oraya da iğnemi taktığım başlangıç noktası orası olacak arkadaşlar. Şu alt başlama iplerini de şöyle düğümleyelim. Oradan da tutturmuş olalım. Onları da dikişin içine saklayacağız arkadaşlar. Şekilde ayarladım. Şöyle bir iğneledim. Yine aynı şekilde makine dikiş yaparak. Oradaki ipimi de sakladım. Hiç ip çıkıntısı bırakmıyorum arkadaşlar. Hepsini toparlıyorum. Bu şekilde yanlarında makine dikişi yaparak dikiyoruz. Evet arkadaşlar, damat yeleğimizi tamamladık. Düğmelerini diktim ben. Düğmelerini beyaz diktim. Önünün birini beyaz yapmayı düşünüyordum. Önü beyaz yapmadım ama düğmeleri beyaz yaptım. İlla bir beyaz koydum yani arkadaşlar. Herkes istediği gibi düğme seçiminde serbest. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bu yeleğimiz 3-4 yaşına rahatlıkla olabilir arkadaşlar. Siz sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben size oradan da yardımcı olmaya çalışırım.
Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.